Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ecrümiye metnini tahlil etmek. Çeşitli kitapları, çeşitli metinleri tahlil edeceğiz. Böylece bir tahlil gücü, tahlil deneyimi oluşmuş olacak. Tahlilleri de o ana kadar işlediğimiz kitaplar üzerinden yapacağız. Şu ana dek hangi kitaplar okundu? Emsile, Bina, Maksut, İzzi, Avamili Mirgivi, Avamili Gürcani ve Ecrümiye okundu. Şu anda da bunun şerhi okunmakta. Yani gramere, sarfa ait, Arap diline ait okunan kitaplar bunlar. Tabi akaidti, hadisti, fıkıhtı çeşitli kitaplar okundu. Bu kitabı şu ana kadar işlediğimiz gramer kitaplarına göre tahlil edeceğiz. Yer yer detaylara ineceğiz, yer yer bazı kelimeler atlayacağız belki. Bakalım, şöyle faydalı olacağını düşünüyoruz. Tahlili de bir dil bilgisi kitabı üzerinden yapıyoruz. Böylece kitabı daha önce okumamış olanlar da hem tahlil hem de buradan bilgi almış olacaktır. El kelamu huvel lafzul murakkabul mufidu bil vezai. Kelam nedir? Bu da o. El lafzul mürekkep. Mürekkep bir lafızdır. Öyle mürekkep lafız ki el mufidu fayda ifade eden bir vez'i vazana beraber bir fayda ifade eden mürekkep lafza kelam denir. Bu bir bilgi yani. Kelam nedir denildiğinde bu tanımı yapabiliyorsanız kelamı öğrenmişsinizdir. Bunları zaten işlemiştik. Şimdi el kelamu. Tuhfetü Seniyye'de ne işledik bu kitabın şerhinde? İsim, fiil, harf. Kelamın üçe ayrıldığını burada da göreceğiz zaten. Az ileride yazıyor. Eksamuhu selasetun. Onun kısmı yani kelamın kısmı nedir? Selasetun üçtür. İsmin, fiilin, harf. İsim, fiil, harf olarak ayrılır. Şimdi el kelamu nedir? İsimdir. Nereden anladın? Başına harfi tarif bitmiştir. Elif lam vardır. El kelamu zaittir. Zayt olarak bulunacak. İlave olarak bulunacak. El kelamu mübtedadır. Hüve zamirdir. Nasıl bir zamir? Merfu zamir, munfasıl zamirdir. İkinci mübteda olarak değerlendirilebildiği gibi burada biz bunu ikinci zamir olarak değil de munfasıl zamir olarak değerlendirelim. Zamir fasıl diyelim. El lafzu, el kelamu, kelam nedir? El lafzu, lafızdır. Yani el lafzu ne oldu? Mübtedanın haberi oldu. El mürekkebu, lafız kelimesinin sıfatı olur. El müfidü, müfid kelimesi de mürekkep kelimesinin sıfatı olacak. Öyle mürekkep ki fayda ifade eden bir mürekkep. Bil vazayn, vazayla beraber burası müfidle mutaalliktir. Orayla alakalı bir kelimedir. El lafzu nedir? Elif lamlı olduğuna göre isimdir. El mürekkebi isimdir. Elif lamlı. El müfidi elif lamlıdır. İsimdir. Bil vezay. Bi el vezay yani. Ba harfi cer el vezay isim olur. Ba harfi cerdir. El vezay onun mecrurudur. El kelamu nasıl bir durumda irab olarak? Merfudur. Zamme almıştır. Merfudur. Zamme ile merfu. Raf alameti. Zamme. Neden başka bir şey değil? Mesela vav değil, elif değil. Çünkü isim, müfredi, munsarifin, raf alameti zamme olmaktadır. Bu yüzden el kelamu. El kelamu kelimesini ne raf etti? Bunun amili ne? Çünkü el kelamu mübtedadır dediğin esnada onu mamulü merfuya bağlamış oldu. Mamulü merfudan bir kelimedir, bir ögedir. Öyleyse bunun amili nedir? Bu mamul ise bir amili olmalı. Amili amili manevi dediğimiz gizli amildir. Hüvel lafzu. El lafzu neden lafzu da lafzi değil lafza veya lafzen gibi. Yani temin aramaz bir defa elif lamlı olduğunda. Peki lafzu neden merfu? Haberdir. Haberler daima merfu mu olur? Evet. Bu merfuluk lafzi olabilir. Takdiri olabilir. Mahalli olabilir. Farklı farklı şekilde olabilir. El lafzu kelimesi merfudur yani mamulü merfudandır. Yani bir mamuldür. Öyleyse bunun bir amili olmalı. Nedir yine? Amili manevidir. El lafzu müfrettir. Başka müzekkerdir. Başka marifedir.
El mürekkep de öyledir. El murakkebu eliflamlıdır yani marifedir. Müfrettir yani tesniyecimi değil. Müzekerdir yani müennesidir. Öyleyse mürekkep lafız, el lafzu kelimesinin sıfatı olur. El müfid de mürekkep kelimesi. El murakkebu neden merfudur? Çünkü mevsufu yani el lafız kelimesi merfudur. Mevsufun irabını sıfat almak zorundadır. Çünkü sıfat ma'murun bi tebaiyedendir. Oysa mevsuf ma'murun bil asaleden olmaktadır. Asli olanın irabına tabi olması gerekir. Esasen mevsuf daima asliden olacak diye bir şey yok. Mevsuf mesela matuf da olabilirdi. Bu durumda ma'murun bi tebaiyeden olurdu. Bir matufun sıfatı olsa o sıfat ne olur? Ma'murun bi tebaiyeye tabi olan bir sıfat da olabilirdi. Durum değişmez ama. El müfidu bu da sıfattır. El mürekkep onun mevsufu. Ve eksamuhu kısmun kısman eksam cem'i mükesserdir. Cem'i mükesserdir. Eksamuhu. Peki neden eksamu kelimesi merfudur? Çünkü eksam da yine eksamuhu onun kısımları ne olur? Mübteda olur. Mübtedalar mamuru merfudandır. Öyleyse raf halinde yazılması gerekir. Eksam kelimesi ne tür bir kelime? Cem'i teksir. Ha, öyleyse cem'i teksirin raf hali neydi diye hafızayı bir kontrol ediyoruz ki zamme ile olur cevabını buluyoruz. O zaman eksamu oraya zammeyi yerleştiriyoruz. Eksamuhu onun kısımları neyin? Yani eksamul kelami, kelamın kısımları demektir. Kelam yerler kelime yerine kullanılmaktadır. Burada da adeta öyle olmuştur. İsim fiil harf derken bunu görmekteyiz. Ama el lafzul murakkabül müfidu bil vezni tanımı onun bizzat kelam olduğunu da gösteriyor. Eksamuhu, şimdi hu bir zamirdir. Zamirler mebnidir. Önce onu bileceğiz. Mebni ne demekti? Bir isim ne demiştik? Yani sınavda da bunu sorduk. Ya murettir ya da mebnidir. El ismu imma mu'rabun ve imma mebni. Bir isim ya murettir ya mebni olur. Fel mu'rabu muret nedir? Ma öyle bir kelime çeşidi ki o tegayyara değişti. Ahiruhu onun sonu. Bir sebebin amili. Amil sebebiyle sonu değişene ne dersin? Muret dersin. Ca'e el müderrisu. Se'eltu el müderrise. Sellemtu alel müderrisi de olduğu gibi. Vel mebniyu ma la yetegayyaru değişmeyendir. Ahiruhu onun sonu. Bir sebebil amil. Amil sebebiyle sonu değişmeyene de mebni demekteyiz. Ne gibi? Ca'e haulâ'i sellemtu haulâ'i sellemtu alâ haulâ'i. Raffı da, nasbı da, cerri de haulâ'i. Haulâ'i, haulâ'i yani sonunda i. Mebni de daima görüyoruz. Veya bir mebni kelime vardır. Fethayla bitiyordur. Daima fethayla biter. Zammeyle bitiyordur. Daima zammeyle biter. Değişmez yani. Donuktur. İrabı yönüyle yazılışında bir değişiklik olmayana mebni diyoruz. Mebniler irabını mahallen almaktadır. Hu zamiri mebnidir dedik. Eksam bir isim mi? Evet, fiil değil. Cem'i mükesserler fiil değil, isimdir. Cem Kesler dediğimiz gibi cemi teksir, kırık çoğul isimleri de kendisine verilmiştir. Bir isimle bir zamir bitişirse orada kesinlikle izafet vardır. Bunu unutmayın. Bir isimle bir zamir bitişmiş ise eksamuhu bitişmiş mi? Evet. Hu zamir eksam isimdir. Bitiştiği zaman orada kesinlikle izafet vardır. Yani bitiştiği o isim muzaf olur. O zamir de muzafun ileyh olur. Buna göre izafet var. Tamam, anlaşıldı. Eksamu muzaftır. Hu muzafun ileyhtir. Mahallen irab alacak. Mahallen mecrurdur diyeceğiz. Çünkü muzaflar mecrur olur. Lafzan olmadığına göre mahallen. Peki izafet var dedik. Şimdi bir de avamili cürcaniye buradan geçiş yapalım. Orada ne demiştik? İzafet iki kısma ayrılır. Manevi ve lafzi olarak. Lafzı izafet olabilmesi için muzaf olan kelimenin vasıf isim olması lazım. İsmi fail, ismi mefhul, sıfat, müşebbehe ve benzeri. Öyle bir şey mi eksam? Hayır. Öyleyse demek ki manevi bir izafetten bahsediyoruz.
İzafet manevi olduğu zaman lam manasında mı, min manasında mı, fi manasında mı diye akla gelir. Esasen bu kitapta üç mana değil, ileride gelecek, iki manada olabileceği ifade edilmiş. Ama biz bunu Cürcani'de üç mana olabileceğini gördük izafette. Lam, min, fi. Lam manasıyla aitliği kastediyoruz. Min manasıyla neyden yapılmış o ifade edilmekte. Fi ile ise bir zaman, mekan ifade edilmektedir. Eksamuhu onun kısımları, yani ona ait olan bölümler demektir. Öyleyse lam manasında bir izafet vardır. Eksamuhu onun kısımları nedir? Selasetün, üç tür dediğimizde selase ne olur? Haber olur. Görüyoruz ki haber de merfudur. Mamul merfudan olduğu için merfu yazılması gerekir. Selase kelimesi isim müfredi musariftir. Onun da raf alameti zammedir. Peki selasetün üç tür dedik. İsmun ve fi'lun ve harfun. Burası nedir? Selasetün kelimesinden bedeldir. Selasetün üç tür. Merfu bu. Bundan bedel yapacaksın. Ne o? İsmun, üçten bedel, üçten maksat isimdir ve fi'lun ve harfun. Yani kelamın kısımları isim, fiil, harf olarak üçe ayrılmaktadır. İsmun birincisi bedel, fi'lun harfun arada ne var? Atıf harfi var. Öyleyse onlar ne olur? Matuf olur. Buna bedelün mufassal min mücmel. Mücmelden mufassal bedel adı da verilmektedir. İsmi yani harfin tabirine. Câe li manen çeşitli manalar için gelir. Câe fiil mazidir. Fiil mazidir. Fetha üzere mebnidir. Câe fetha üzere mebni mazi fiildir. Kendisini sarf ilminden, mesela binadan, maksuttan, izziden değerlendirmek gerekirse ecvef olduğunu fark ederiz. Ecvef içi boş demek. Neyden boş? Yani sahih harf, illet harfi bakımından, harekesi bakımından nedir kendisi? Boştur. Bir de faili vardır tabii ki. Cevazen müstetir olan faili vardır. O da ne olur? Hüve olur. Li ma'nen. Li ma'nene geldiğimizde burada takdiri bir irabın olduğunu görmekteyiz. Takdiri irabı da Tuhfetü Seniyye'de görmüştük. Maksur bir isim. Li ma'nen maksur bir isimdir. Öyleyse kendisinde irabın açığa çıkmasına engel bir durum vardır. Yani elif maksura olan yerde irab takdiri olur. Alametu cerrihi kestratun mukadderatun alel elifil mahzufeti. Li iltika is sakineyn. İltika sakineyden dolayı hasfedilmiş elif üzerine takdir edilen kesre bunun cer alameti olmaktadır diye ifade edilir. Fel ismu isim mübteda olur. Yu'rafu fiildir. Bilinir, isim bilinir. Yu'rafu hüve, o isim bilinir. Neyle beraber? Bil hafzi, cer ile ve tenvini ve tenvin ile ve duhulil elifi ve lam. Elif ve lamın dahil olmasıyla beraber bir kelimenin isim olduğu bilinir. Demek ki el ismu mübteda, yu'rafu hüve, fiil, fail, ya meçhul fiil, naib fail diyelim. Bu şekilde ne olur? Haber olur, haber cümlesidir. Yu'rafu hüve, o isim bilinir. Bil hafzi, bir orada ba harfi cerdir. El hafzi mecruru. Vav atıf harfidir. Et tenvini matuftur. Demek ki hafz matuf maniktir. Ve duhulil elifi ve lami. Vavlar atıf harfleri devam ediyor. Bil hafzi buradaki ba harfi cerrini de avamili cürcani düşünerek bir mana verebiliriz. Ba harfi cerri çeşitli manalara gelir. Mesela istiane manası verebiliriz. Yardım. Bir hafzi hafz yardımıyla yani cer yardımıyla ve tenvini temin yardımıyla bunlardan yararlanarak bunu anlayabiliriz. Veya sebebiyet manası verirsin. Bir hafzi cer sebebiyle bilinir şeklinde mana verilebilir. Ve hurufil hafzi cer harfleri. Onlar nedir? Min ilerleyen devam eden harflerdir.
Huruf fil hafsi. Huruf kelimesi neden mecrur diye akla gelebilir. Bunun da elif ve lam üzere matuf yani atıf edilmesi muhtemeldir. Böylece izafet nedeniyle kendisi mecrur olarak yazılır. Dhulil elifi ve lami ve huruf fil hafzi şeklinde. Bu şekilde kendisi mecrur olur. Huruf muzaftır. El hafz muzaf melektir. Hiye kelimesi müpteda olacaktır. Hiye onlar nedir? İşte mindir. Böylece min de ne olmuş olur? Haberi olmuş olur. O nedir? Mindir. Gerisi de atıf olmak. Tabii şu da var. Min hani az önce görmüştük. İsimler ya murettir ya mebnidir. Harfler için de geçelim. Min mebnidir. Ne üzere? Sükun üzere mebnidir. Min ila sükun üzere mebni. An sükun üzere. Ala sükun üzere. Fi sükun üzere. Rubbe. Fetha üzere mebnidir. Rubbe yazılır. El ba'u ba'i ba'e bu mebni değildir yani. El kafu, el lamu bunlar bu şekli ile şu an burada ismi yazmakta onları. Sadece B yazmış olsun yani bir şeklinde harfler tabii ki mebnidir. An itibariyle şu yazılış ile el ba'u, el kafu, el lamu murep olur. Ve hurufil kasemi ve kasem harfleri. Huruf kelimesi yine daha öncekilere atfedildi. Hurufil hafzı, hurufil kasem. O yüzden huruf yine muzaf, el kasem muzaf ile hiye mübteda, el vavu haber olur. Gerisi de matuf olarak yoluna devam eder. El vavu, el ba'u, ta. Vel fi'lu fi'il yu'rafu bilinir bi kat. Kat sayesinde, kat yardımıyla, isti'ane veya sebebiyle, kat sebebiyle bilinir. Ve sin'i sin sebebiyle, sin yardımıyla fiil bilinir, tanınır. Ve sefe yardımıyla. Ve ta'i teknisi sakin ettirir, sakin mühennesi tasıyla bilinir. Vel harfu harf ise ma öyle bir şeydir ki la yasluhu uygun olmuyor ma'ahu onunla beraber olmaya. Delilul ismin delilleri. Ve la delilul fiilin delilleri de kendisiyle beraber olmaya elverişli değildir, uygun değildir. Vel fi'lu mübteda olur. Yu'rafu huve meçhul fiil ve naib-i fail ne olur? Fiil cümlesi olarak haber olur. El fi'lu mübteda, yu'rafu huve haberdir. Dikkat ve sin ve sefe devam ediyor. Vel harfu mübteda olur. Ma isim mevsulümüz ise haber olmaktadır. İsim mevsuller fail olur, meful olur, mübteda olur, haber olur, sıfat olur. İsim mevsuller cümlede farklı farklı görevler üstlenebilirler. La harfi nefimizdir. Yasluhu muzari fiil merfu olduğu açık. Ma'hu delilul ismi ve la delilul fi'li. Ma'hu kelimemiz zarf-ı mekandır. Ma'hu onunla beraber diyor. Zarf-ı mekan olmakta. Hu zamirdir. Zamirler mebnidir. Ma'a muzaftır. Zarflar muzaf olur. Hu onun muzafı ilehidir. Aynı şekilde zamirler yani mebnidir diyoruz. Aynı zamanda marifedirler. Dolayısıyla zamirin bitiştiği kelime, bitiştiği isim de marife olur. Her ne kadar ma'a, tek başına bir ma'a yaz tahtaya, bu nekredir. Ama bunu bir zamir bitişik yazarsan bu ne demektir? Bunu bu zamire muzaf yaptım demektir. Muzaf yaptığın zaman o zamir de artık marife olur. Demek ki ma'hu hem ma'a marife hem de hu marife. Burada iki tane marife vardır. Delilu kelimesi yasluhu fiilinin faili olmakta. Delil aynı zamanda muzaftır. El ismi onun muzafın ileyhidir. El isim kelimesi elif lamlıdır. Demek ki marifedir. Marifeye muzaf yaptın sen delil kelimesini. Öyleyse delil kelimesi de marife olur. Delil birinci marife, el isim ikinci marife olmuş oluyor. Ve la delilul fi'li. La nafiyedir burada. Olumsuzluğu kuvvetlendirmek için mevcut. Delilül yani de matuf olacaktır. Delilül isminin üzerine atıftır, matuftur. Babul i'rabi. İrab nedir? El-i'rabu i'rab ve o teğyiru evâhiril kelime.
sonlarının değişmesidir. Hatta daha yukarıdan da alabiliriz. Babul İrab. İrab babı bu aslında şöyledir bunun takdiri. Hada babul İrab. Hada bu babul İrab. İrab babıdır. İrab bahsidir. Şeklindedir bunun esası. Bu durumda da bab kelimesi nedir? Mübtedanın haberidir. Hangi mübtedanın haberidir? Hada mahzuf mübtedanın haberidir. Hada mübtedadır. Bab haberdir. Bab aynı zamanda muzaftır. El-i'rab onun muzafı ileyhidir. Demek ki mahzuf bir mübteda söz konusu. Çoğu yerde bu vardır. Hemen aşağıda yine hada yine var. Kitabun nahiv ne demektir? Hada kitabun nahiv şeklindedir. El-i'rabu İrab kelimesine şimdi başlıyoruz. Nedir? Mübtedadır. Gayet açık. Hüve o. Şimdi ardından hüve gelmek. İkinci mübteda olarak bakabiliriz. O nedir? Tağyiru evahiril kelimi. Kelimelerin sonlarının değişmesidir. Tağyir burada haber olmaktadır. Aynı zamanda muzaftır. Evahir onun muzafın ileyhi. Evahir de muzaftır. El kelim de onun muzafın ileyhidir. Olaya şöyle de bakabiliriz. Hüve bir marifedir. Buradaki tamamı hüve, tevyiru, evahir, kelim, hatta el-i'rab dahil. Şu ana kadar okuduğum hepsi marifedir. Soldan gidelim. El kelim, elif lamlıdır, marifedir. Görüyorum ki el kelimi mecrur. Demek ki evahir ona muzaftır. Evahir neye muzaf? Marifeye. Öyleyse evahir de marifedir. Evahiri, bu da mecrur. Demek ki sağındaki de muzaf. Öyleyse tevyir neye muzaf? Marifeye. Demek ki tevyir de marifeye. Hüve zaten zamirdir. Zamirler zaten marifedir. Demek ki burası olduğu gibi marifedir. İhtilafil burası nedir? Bir tağyir. Tağyir ile mutaalliktir. El-evami kelimesi muzafun ileyh olmakta. İhtilafi, li harfi cer, ihtilafı cer etmiştir. İhtilaf öyleyse amil midir, mamul müdür, nedir? Mamulü mecrurdandır. Peki başındaki li harfi cer nereden? Harfi cerler amildir, etkendir. El-evamili, ihtilafil-evamili. Evamil kelimesi ne olur? Muzafun ileyh olur. Demek ki ihtilaf kelimesi ihtelefe, yahtelifu, ihtilafun. İftaale, yeftaalu, iftial. İftal babından mastar muzaftır. El-evamil onun muzafun ileyhidir. Amilun amilan evamin cemi mükesseldir. Eddâhileti öyle amiller ki eddâhileti dahil olan. Eddâhileti ne olur? Evamin kelimesinin sıfatı olur. El amil eliflamlıdır. Yani marifedir. Başka cemi mükesseldir. Eddâhileti müfrettir ama. El evamil amiller demek. Amillerde bir akıl var mı? Yok. Öyleyse el evamil nasıl bir kelime? Gayri akıl bir cemidir. Gayri akıl yani aklı olmayan bir varlık, aklı olmayan bir kelimeden, bir manadan bahsediyoruz. Avamil, amiller yani etkenler. Bunlarda akıl var mı? Yok. Öyleyse gayri akıl diyoruz buna. Aynı şey yani akılsız varlık. Akılsız varlıklar müsret müennes hükmünde olduğundan ne olur? Onunla ilişkili kelime müsret müennes getirir. Müsret müennes hükmünde olduğundan ne demek? Yani ona sıfat getireceksen veya ona haber getireceksen. Ne yaparsın? Müfret müennes getirirsin. İşte eddâhileti bu yüzden müfrettir ve müennestir. Bu şekilde gelmiştir. Bir okuyalım. İhtilâfil avâmil eddâhileti aleyhâ. O kelime üzerine dahil olan amiller değiştiği için. Lafzan el takdiren. Lafzi veya takdiri olarak. Şimdi eddâhileti söylemiştik. Sıra aleyhâ'da. Aleyha da eddâhile kelimesiyle alakalıdır. Lafzan ev takdiren. Bunlar da mastardır her ikisi de. Mensuptur açıkça görünüyor. Mef'ulü mutlaktırlar. Ve eksamuhu ve onun kısımları neyin? Yani irabın kısımları nedir? Erba'atun dörttür. İrabın kısımları kaçtır? Dörttür diye cevap verir. Eksam yine yukarıda geçmişti. Kısmın kısmına eksam cemi mükesserdir. Bir zamirle bitişik yazıldığını fark ediyoruz.
Zamirle bir isim bitişirse orada ne var? İzafet var. Bir. İzafet varsa hangi manada var? Lafzi mi, manevi mi? Lafzi olması için belirli kelimeler olması lazım. Vasıf isim olması lazım muzafın. Vasıf isim mi? Değil. Öyleyse burada manevi izafet var. Yani manevi ise hangi manevi de? Yani hangi manadadır? Lam, min, fi. Lam manasındadır. Eksamuhu yani ona ait kısımlar. Yani irabı ait kısımlar. Nedir? Erba'atun dört tür. Eksam mübteda, erba'atun haber olur. Aynı şekilde hu zamirdir. Zamirler mebnidir. Öyleyse mahallen irap alması gerekir. Mebniler mahallen irap alır. Eksam muzaftır. Hu'nun muzafın ileyhi. Muzafın ileyhler mecrurdur. Öyle değil mi? Mamulü mecrurdandır. Ama nedir? Mahallen mecrurdur. Çünkü mebnidir hu zamiri. Aynı şekilde zamirler marifedir. Ondan da bahsedelim. Eksam ona muzaf olduğuna göre. Eksam da ne olur? Marife olur. Demek ki eksamuhu hem eksam marifedir hem de hu marifedir. Burası bir müptedâ idi. Erba'etun onun haberi olmaktadır. Şimdi gerisini erba'etun dedik. İraplamaya bakarsan raf'un ve nasbun ve hafzun ve cezmun. Burada hafz cer demek. Gerisi açık. Raf, nas, hafzun cer, cezmun cizim. Erba'etun dörttür. Dörtten bedel, dörtten maksat yani nedir? Raf'un, nasbun, hafzun, cezmun bunlardır. Bedel yapıyoruz. Erba'et kelimesi mübdelün min olur. Raf'un bedel olur. Nasbun, hafzun, cezmun da ne olur? Matuf olurlar. Buna aynı şekilde bir isim de verilmekteydi. Neydi o isimler? Yukarıda geçti sanırım. Bedelün mufassal min mücmel. Mücmelden mufassal bedel adı da verilmektedir. Felil esma'i isimler için vardır. Esasen el esma yani ismun isman esma cemi mükessertir. Nasıl bir cemi mükesser? İsmun isman esma gayri musarif olur. Çünkü elif-i memdude ile bitmiştir. Esasen elif-i memdude olan kelimeler üç hali de lafzidir. Takdiri irab olmaz. Önce onu belirtelim. Elif-i memdude ile bitmiş. Sondaki şeyler, artık çizgiler diyeyim, harfler, onun elif-i memdude olduğunu gösteriyor. Kelime elif-i memdude ile bitmiş. Bir cemi mükesser. Ama ne? Gayr-ı musarif. Çünkü elif-i memdude tek başına bir alamet olarak yeterli kelimeyi gayr-ı musarif yapabilmek için. Her ne kadar gayr-ı musarif olsa da kendisine lam bitiştiği esnada, gayr-ı musarife lam bitiştiği esnada, o gayr-ı musarifin cerhali esre olmaktadır demiştik. Bir akşam dersinde bunu ifade etmiştik. İsimler için vardır. Yani buranın haber olduğu açık. Nasıl haber? Mukaddem, öne geçen haber. Lil esma'i, li harfi cer, el esma mecruru. Buna ne diyoruz biz? Şibhi muzaf diyoruz. Şibhi cümle diyoruz daha doğrusu. Yani bir isim cümlesi olabilir. İki, fiil cümlesi olabilir. Üç, şibhi cümle olabilir. Ne? Haber. Haber, fiil cümlesi, isim cümlesi ve şibhi cümle olabilir. Şibhi cümle olduğu zaman haber mübtedanın önüne geçer. Lil esma'i isimler için vardır. Ne vardır? Er raf'u, raf vardır. Raf ne oldu? Mübteda oldu. Muahhar. Yani gecikmiş, haberin ardından gelmiş manasında. Muahhar denir. Min zâlike ise mukaddem olan haberle alakalı bir kelimedir. Min hatıcerdir. Zalike onun mecrurudur. Nasıl mecrur? Zalike mebni. Öyleyse mebni olduğuna göre mahallen mecrurdur demek gerekir. Ve nasbu vel hafzu. Bunlar nedir? Matuftur. Ve la cezme fiha. La cezme. Cezim yoktur. Fiha isimlerde cezim olmaz. Şimdi la cezme fiha. Yine okumuş okumakta olduğumuz kitabın sonlarına doğru La'dan bahsediliyor. Avamli Cürcani'de de bahsediliyor olabilir. La'da cinsini nefi için olan bir la bu. Öyle değil mi? Cezme nedir? Onun ismidir. Mebniyun alel fethi. Fetha üzere mebnidir. Ve görüyorsunuz ki tek fetha almış. Yani cezmen değil. Cezme. Tek fetha almakta. Tenvin kendisinde olmamaktadır.
La'nın ismidir, fetha üzere mebnidir dedik. Fi ha ise la'nın haberi olmaktadır. İsmini ve haberini görmüş olduk. İsminin nasıl haberini raf etmişti. Fi ha fi harfi cer, ha onun mecruru. Nasıl mecrur? Ha nedir? Zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irap olur. Öyleyse ha nedir? Mahallen mecrurdur deriz. Ve lil ef'ali fiiller içinde vardır. Ne oldu? Mukaddem haber oldu. Önce haber geldi. Şibih cümle. Li harfi cer, el ef'ali mecruru. Car, mecrur. Bunlara ne deriz biz? Şibih cümle deriz. Zarf da olabilir. Zarf ve mecruru. Bu da şibih cümle olur. Harfi cer mecruru. Bu da şibih cümle olur. Lil ef'ali. Fi'lü fi'lan ef'al. Fiiller için vardır. Ne? Er-raf'u. Raf vardır. Raflık fiiller için de söz konusu. Er-rafu muahhar mübteda olur. Niye muahhar? Yani gecikmiş. Yani haberden sonraya kalmış demek istiyoruz. Min dalike ise lil ef'ali ile alakalı kelimelerdir. Ve nasbu ve cezmu. Nasb da vardır fiillerde. El cezmu, cezim de vardır ama la hafze fiha. La hafze cer yoktur fiha fiillerde. Fiillerde cer durumu olmaz. Yine aynı şekilde hafza kelimesi ismi olmakta lanının. Mebniyün alel feth. Fiha ise lanın haberi olmaktadır. Babu ma'rifeti alamatil i'rabi. Yani hada babu diye devam edeceğiz. Ama şu an için burada kalalım.